Okey mi? Okey. Evet sevgili dostlarım, sevgili grup vitamin üyeleri, arkadaşlarım. Efendim soru cevap 2 galiba değil mi programımız? Evet, bir soru cevap videosunda aynen. Daha yine, sizlerle yine, birlikte yine, olmanın. Evet, yine evet. Siz vekiliniz. Evet, yine evet, ben. Ve sevgili vekilim. Murat Aziret sorularda. Ve fanlarınız, hayranlarınız ve siz. Neyimiz de bu şimdi? Fanlarınız, konditörümüz müydü? Ankötörümüz kondansatör. 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 Yok neydi? Neydi harbiden ya? Ankesör müydü? Moderatör. Moderatör be oğlum. Moderatörümüz sevgili Murat Aziret. Evet. Buyurun sorun. İlk sorumuz geliyor arkadaşlar. Geliyor buyurun. Sevgili Gurbet Kaya 20. Zamlar ne olacak demiş. Ocaktan sonrasını beklesin. Güzel zamlar olacak. İnşallah düzelir. İnşallah ben de. İnşallah. İnşallah. İşimiz zaten hep inşallahla buraya kadar geldik. Çok şükür çok şükür. Sen ne diyorsun? Vallahi ben büyük bir hayal kırıklığı yaşamıyorum. Aşağı yukarı böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum önünde sonunda. Ya olması gereken yerlerde bence oralara geldik işte. Anladım. Yani. Ben de beter olalım diyorum. Bence daha öyle, beter ya, olalım. Gerçekten çünkü evet öyle yani. Dibe yani. Vurmadan evet. Bir ivme kazanamayacağız evet. Yani. Belli oldu. Çünkü biz hak ettik. Evet evet. Herkes hak ettiğini yaşar. İkinci sorumuz sevgili Cem Alt-Mutlu 34'ten geliyor. Cem Alt-Mutlu 34. Evet. Cem Mutlu yani. Evet. Bir Cem Mutlu hatırlıyorum ama acaba tanıdığım Cem Mutlu mu bilmiyorum. Oysa selamlar. Alt-tiresi yoktu ama onu tanıdığımda. Yeni albüm yok mu? Demiş. Ha, geldik mi o meşhur soruya? Hadi bakalım. Ben sana... Nasılsın diyorum. Sen bana albüm yok mu diyorsun. Al var. Alma da var. Alma da var. Alma da var. Almado var. Almado. Yazar var. Albüm bundan sonra hiç yok. Yok artık. Yok albüm artık. Albüm diye bir şey yok çünkü. Evet. Yani. Bundan sonra fotoğraf albümü bile yok artık. Evet. O bile kalktı. Albüm denen şey literatürden çıktı yani. Şu andaki ifadesiyle ben çok sevdiğim bir ifade o. Harika biz şeyler buluyoruz ya. İsimler Selimler. Buluyoruz ya böyle. Mesela Türk sanat müziği gibi. Ha, hafif batı müziği. Hafif tabii batı müziği. O da var. Türkçe söz zaten. Böyle müthiş, Türkçe sözü. Müthiş terimler buluyoruz ya. Buna da bulmuşlar şimdi yeni sistemde. Tekli. Tekli ama o şey o. Şey o. Hani single ama. Bir de prizi var ama evet, single için de söylüyorlar. Single'a işte diyorlar. İkili double hani, oluyor. Hani Türkçemizi koruyalım muhabbetinin üstüne. Tekli. Single neymiş? Tekli ya falan. Ya şimdi ikiliyi, üçlüyü, dörtlüyü anlarım arkadaş. Tekli ne ya? İki şarkı tekli, yaparsan tekli. Duble olarak mı geçiyor? Bir hayır şey daha beter. Dört şarkılık bir albüm yapmış. Single yaptım diyor. Sonra. Porno. Sonra. Şey çıktı bir de. Çoklu single. Çoklu. Çoklu. Of. Çoklu single ne abi? Çok. Toplu single. Toplu single yapalım diyorum. Bağlayalım. Bağla. Bağla. Albüm yok. Artık albüm yok. Neden? Neden? Tekli. Kaplumbağa dedi. Evet. Kaplumbağa dedi. Çünkü artık tekli diyorsun. Çünkü artık tekli var. Tekli priz. Albüm dönemi kapandı kısaca. Albüm dönemi kapandı. Evet. Sevgili Rasim Arslan kardeşimizin bir sorusu. Evet. Artık... Ahmet ve Bir Garip Rap'in videosu gelsin. Bu bir YouTube'da... emir kipi gibi bir şey. Gelsin, gelsin, evet. Gelsin. Ama çabuktuk gelsin. Bu canımı sıkmayın gibi bir şey. Tabii. Yeni dönem dinleyici modelinde bu var. Öyle mi? Emre diyor. Gelsin. Gerçi gelsin. Bu o kadar değil. Değil. Yani sen kardeşimizi gelecek, kırmayalım. Yok. Bu o kadar değil. Şimdi ben bazı yorumlarda okuyorum. Mesela girmiş son videomuzun altına. Bizimle ilgilenen videolarımızı seyreden biri olduğunu düşünürken... Aslında ilgilenmediğini anladığımız bir yorum. Şu. Demiş ki mesela ya Muhalla'yı da yapsanıza. Turkish Cowboy'ların ne zaman yapacaksınız? Aynı o kanalın içinde o söylediğin şarkılar var. Orada o videoyu gördüğünde acaba benim bu söylediğim şarkıları yapmışlar mıdır, yapmamışlar mıdır diye bir bakmadın mı be güzel kardeşim yani. Bu soru geldiğinde Bir Garip Aşk'ın videosu vardı. Ahmet'i yapmadık ama Bir Garip Aşk yapıldı canım kardeşim. Rasim Arslan kardeşim kanalı bir gezin. Yeni sorumuz arkadaşlar. Evet. Metal Korteks. Metal Korteks. Evet. Oo, metal korteks. Cinsel şey. Cinsel işte açıcı şey mi? Sorumuz şu. Sertaç'ı bir videoya konuk etmek ne kadar mümkün? Değil bir videoya. aynı ortamda bulunma durumumuzun olabileceği aralar açık yani. Evet. Sevgili Erdem Sarı nokta 25. Ah ah 90'lar olsa da yesek dediğiniz favori metal grubunuz hangisi acaba? Metal Korteks.
sus. Ne diyeyim? Öyle güzel geldi sonra. 90'lar metal müziğin revaçta olduğu seneler değildi. Yani en sevilen metal grupları zaten 70 ve 80'lerde çıkmış. 90'larda halihazırda hala onlar dinleniyordu. İşte Iron Maiden'lar, Metallica'lar, Dio'lar. Ben 90'larda çıkmış bir metal grubu hatırlamıyorum. İyi hard rock grupları vardı. Benim en çok dinlediğim Def Leppard'tır. O da 90'lar değil. O da 80 sonları işte. Değil. 80, yani 80'lerde başlayıp 90'larda tabii, devam eden bir tarz müzik 70'ler 80'ler. Yani 90'lar metaliyle meşhur değil 90'lar. Daha ziyade çelik var. Coşkun Demir var. Coşkun abi eski. Coşkun Demir, çelik. Eski bir metal. O da şey, yorgun bir metal. Yorgun metal. Yorgun metal. Benim ilk aldığım albüm de Iron Maiden'dir bu arada. Onu da araya bir dipnot olarak iliştireyim. Güzel grup Iron Maiden. Şimdi sevgili Ercan alt tire Budak 1 adlı. Hep bir alt tire bunlar akrabalık. Ercan Budak. Evet, evet Ercan Budak. Ercan Budak. Bu arkadaşımız evet, şey yapmamış. İlgili alakadar. Aynen. Herhangi bir soru sormamış. Kısa da bir şey yazmış. Emrah Kütahya 12 yazmış. Ercan benim askerlik arkadaşım. Aynı takımdaydık. Yani bölükte aynı takımdaydık. Hmm. Ben 11'dim. O 12'ydi. Forma numaralarınız mı? O 11'di ben 12'ydim ama onun lakabı askerde 12'ydi. Sağ olsun ilgilenmiş yazmış güzel kardeşim. Sen bayağı bir ciddiye oldun ya askerlik. Askerlik ciddi bir iştir ama. Ama ciddi çok ciddi. Lütfen ya. Çok lütfen. Ciddi iştir. Görenle F-16 pilotu falan zannedeceksin. Buraya ekol hareketleri yapmasak seninle. Yani, ben hemen buradan müdahale edebilirim. Abi ne kadar bir şey. Askerlikten bahsediyoruz ya. F-16. Ayağa kalk. Evet buyurun. Sevgili Drogba, düet parçaları gelir mi? Başkalarıyla düetlerden var, niyetimiz abi var. Yani Mansur Ark'la öyle bir muhabbetimiz oluyor, bir şeyler yapalım mı diye. Raga Oktay'la öyle bir muhabbetimiz oluyor, bir şeyler yapalım mı diye. Düet kullanabiliyor muyuz kelime olarak? O artık ikili değil mi? Yani tabii sizde düet olmuyor. Sizde forlu. Duet. Ama düet Türkçe'ye geçmiş hali zaten. Orijinali duet. Due. İnanç Kanarya. İnanç. Bizim klavyeci arkadaşımız. Harmandalı mı? Arkadaşımız. Evet. Harmandalı mı demiş sevgili İnanç. Hollandalı mı demiş. Hardallı. Sevgili Sedef Katun soruyor. Ellere var da bize yok mu demiş. Ama her olmasa. Zaman. Olmasa Sedef. Bu kadar niye uğraşıyoruz biz burada? Her zaman var. Hep sizin için her zaten. Her zaman. Şey esas ellere için. Yok. Veren insanlarız ya. Aynen. Yapımız öyle. Veriyoruz ya. Doğru söyledi. Asıl ellere yok. Bir tek size var. Evet. Sevgili Engin Cepni, talk show videosu gelecek mi? Neden olmasın? Neden yani, olmasın? Evet. Değişik bir bölüm ya da bölümler belki bu YouTube çekimlerimizin içine koyabiliriz. Aslında bizim o sırf sohbetlerden oluşan videolar da isteyen arkadaşlarımız çok. Aynen o da hep sohbet edelim isteyenler de çok. Yani yapılabilir ya bence de yapılır. Şeyi de yaparız folk show diye. Talk değil mi folk mesela tabii. Hani halk. Show gibi. Evet, folk show. Evet, yok, Hulk show yapalım direkt. Yani şey, Hulk yani. Ha, Hulk. Böyle yeşil çıkalım. Aynen. Ama yakışır bize ya. Her şey yakışır sana Selçuk. Yakışır sana kardeşim. Evet, sevgili Engin Cepmi'nin yeni sorusu geliyor. Ha. Yeni şarkı yapacak mısınız? Elimizde çok malzeme var abiler. Bir helva yapın artık demiş. Ne yapacak mıyız? Ne yapacak? Bir daha sonra. Ne yapacak mıyız? Pardon. Yeni şarkı yapacak mısınız diyor. Yeni şarkı yapacak mıyız? Yeni şarkı yapacak mısınız? Soru bu mu? Yanlış anlamadım. Mısınız? Mısınız? Ya anladım. Yeni şarkı yapmadan olur mu abi ya? Neydi? Bak. Yapmadan olur mu? Böyle yuvarlak cevap olur mu? Yapmadan olur mu? Olmaz. Tamam cevap veriyorum. Olmaz. Olmaz. Dur yeni şarkı. Sor bir daha sorayım. Gel ben de kırayım. Kır. Sor bir daha. Senin sorduğun soruyu cümlesini bir daha kur. Yeni şarkı yapacak mısınız? Yeni şarkı yapmadan olmaz mı? Bir cümle kurdun yeni ya. Yeni şarkı yapmadan olur mu dedim. Olmaz. Oldu mu? Yapacağız demek ki. Ne zaman? Oldu evet mu? Bir arkadaşımız daha sormuş. Ama sorular değişti. Moderatör bey müdahale edin. Gaip'ten bir arkadaş daha sormuş. Ne zaman yapacaksınız? Müdahale edin. Ediyorum müdahale. Evet. Peki oldu mu? Bir arkadaş daha demiş ki. Ne demiş? Ne zaman yapacaksın? Ne zaman yapacaksın? Bir arkadaş daha demiş ki. Bununla ilgili çalışıyor musunuz? Hatta başka bir arkadaş demiş ki. Oğlum ne yapıyoruz lan siz? Başka bir yerlere geldim ben buraya. Ne yapıyorsunuz? Yani değişti. Moderatör de değişti. Evet. Oldu. Yeni şarkı yapacağız. Emrah Bey'in ilhamının gelmesini bekliyoruz. Geliyor. Az kaldı. Geliyor, hissediyor. Az şu kaldı. Anda hissetme az aşamasında. Az kaldı, soyunmak üzereyim. Evet, şu anda hissetme aşamasında. Hissetme aşamasında. Eğer ki Emrah bir koysun,
Biz ben 3 koyacağım, ben Selçuk 4 koyacak. Ve bir anda olacak yani böyle bir tabii. Anda 2-3 tane birden filan. Oo, yeni birkaç tane. Öleli, öleli. Deli bir şey. Öleli, öyle hissediyorum. Derimden kuvvetli bir şey geliyor yani. Albümsü, albümsü ama tek tek. Hani şu an yerin altında ama o gelişimi hissediyorum ben. Hissetti o. Şimdi çok ilginç isimli bir kardeşimizden bir soru var. Fox Skici. Vurgu yanlış. Ulan nasıl bir saplantı bu? Yani bu değişik bir... Fox Skici. Vurgulamayı yanlış yerde yaptın. Fox Skici. Anladın mı? Elinle ayırırsan oluyor bak. Fox Skici. Ya Fox. Tamam da nasıl bir fetiş arkadaş ya? Ben harfleri tek tek... Fok fetişi mi? Foka yükselir mi ya? Anladığınız gibi sen olmayabilir. Fok mu anladın? O Foxy diyor. Foxy. Foxy. Foxy yani. Tilki demek. Tilki, yani. Tilkice. Ama buradaki Foxy. Tilkice. Buradaki tilkice anladın mı? Foxy. X de değil ama X de değil. Direkt Fok ve diğeri. S ile mi başlıyor tabii. Sonra? Fok ve S ile başlıyor. K ile mi başlıyor? Diğer harfler şöyle hemen açıklayayım. F, O, K, Fok yani. Ha Fok mu? S, I, J, K, Y. Foxy Kay olmuyor mu? Olmuyor. J var bir de. C var, C. J mi? J dedi. C. Yok yok. C. C, A bildiğin de. G ya. Bildiğin de. Bildiğin E yani. Foxy diyeyim ben. Anladım. Üfürük'ten TYR'e canlı performans gelir mi demiş. Gelecek tabii gelecek. Mutlaka. Gelir. Bu videoların arasına onu da bir yere iliştireceğiz. İliştireceğiz onu da bir yere. Üfürük'ten bir TYR bulmaya çalışıyoruz, gelir. Mutlaka. Sevgili Cem Türkmen... 37 yazmış. Onu okumuyorduk değil mi yanlarında? Yani. Ha. Ya 37'yi okuyabilirsin de. Tamam. Alt tire noktaları tamam. Yani en Cem azından. Cem Türkmen 37 o zaman. En azından arkadaşlarımızın sayfalarına da bir katkımız olsun. Belki şu anda Cem Türkmen'i 100 bin kişi takip edecek evet. Burada söylediğimiz için. Evet. Bizi etmiyor o kadar ama onu eder belki. Sevgili Cem Türkmen biraz da seni ilgilendiren bir soru sormuş. Ah canım sorsun. O zaman biz hatıratın vitamin versiyonu çok şık olurdu demiş. Dur kalkmayın oğlum dur. Adam soru soruyor. Seni ilgilendiren bir şey. Tamam ne var ya. Seni ilgilendiren şeyde biz kalktık mı? Kütahya 12 askerliğini tabii. Anlattım burada. Ha. Biz de, başka bir yere mi gittik? Hazır ola dur tutturdum. Kütahya'nın pınarlarını okuyorduk az kaldı. Hatıratın demiş. Hatıratın sen vitamin ismini versiyonu. Bir daha söyle. Benle ilgili sevgili bir şey soruyor demek ki. Onur'a edeyim kardeşimi. Cem Türkmen. Cem Türkmen canım. 37. Hatıratın vitamin versiyonu çok şık olur demiş. Kendi kafasında yapmış o. He. Ve bunun şık olacağını düşünerek seninle paylaşmış. Anladım. Hatıratın vitamin versiyonu. Değil olabilir mi? Mesela nasıl olur? İşte hacılarını bana bırak. Kendince olmaz güzel. Mı? O parça kendince güzel. Kendi yani. İçinde mi evet, güzel? Bence de. Acaba konuşma bölümleri falan oralardan ötürü mü öyle bir şey? Ben ince aşkım, canım, cicim bir tane. Oraları her şeyim. Sin. Sevgili Cem Türkmen ayrıca bir soru daha sormuş. Demiş evet. Ki Mikrop ve İnan Ki Teksin albümlerinden de canlı performanslar gelir mi demiş. Gelir. Gelir. Hatta İnan Ki Teksin şarkısını bile yapma planlarımız, programlarımız var. Sevgili Kara Ambar Gençlik Kolları. İsmail 3 Karanlık Kelin Dönüşü ne zaman? İsmail buradan acaba 3. Bana mı gönderme var? Sana. İsmail 3 Threesome yaptık burada kanalımızda var. Daha değişik bir üçlü istiyorsa. Acaba Zenci İsmail mi? Karanlık kelin dönüşü ne zaman? Karanlık kelin gidişi ne zaman olmuş ki dönüşü ne zaman olsun bu bilmiyorum. Bu arada karanlık kel kim ya? Karanlık kel sensin herhalde. Sensin o. Karanlık kel herhalde benim ya. Yani. Senden başka tanıdığımız kel yok. Bir de hepiniz çok sırma saçlısın. Şimdi şöyle şimdi... kel kafamdan sen suçlusun. Lafı var ya İsmail. De karanlık oradan nerede? Mı acaba bir yola çıkıyor? Tamam, yolda çıktı şöyle bari. De olabilir. İlk başta hani biz bir küçük teaserlar yapmıştık. Karanlıkta elimizi bağladık. Tabire tokat evet, kıyıyorlar. Evet evet. Orada da kel karanlık, yoktu. O... Yani ikisini bir yerde toplayamadık. Ama kel değiliz ki. Kendisi bir isim koymuş. Karanlık kel. Karanlık kel. Dark neydi o? Side of the Moon. Hayır. Dark Vader. Dark Vader'dan yola çıkmış. He. Karanlık kel oradan olur mu? Gelmiş. O, hayır oradan değil. Batman'den. He. Bence şeyden giriyor. Yok Star Wars'tan. Star olur Wars. Mu ya şeyden? Tel sarar kızım tel sarar tel bulamazsa kel sarar. Bence i̇şte, oradan tamam, giriyor. Tamam işte karanlıkla oradaki bir kel. Birleştirebilsek evet. Kel yoksa çok. Bir sürü şarkımızda kel var da. Kel. Ben buradaki kelden şimdi belki yola çıkmış. Evet. Şeyde de kel var mesela. Neydi o? Tel sarar kızım tel sarar. İşte onu şimdi söyledim ya. Ha, anladım. Bir de şeyde var mesela. Tel sarar kızım tel sarar. Onu da mı söyledi? Onu tamam. Söyledim. Arkadaşlar yeni sorumuz sevgili Remzi Eli Kılıç'tan geliyor. Ha, gerçek soyadıysa ne güzelmiş. Evet. Eli Kılıç. Şöyle bir klip çekseniz. Tüm vitamin hayranları kenardan da olsa biraz gözükse.
Güzel olmaz mı demiş. Süper olur. Süper olur. Süper olur ama hemen anlatayım onun derdini. Şöyle bir şey bir ara yapma gibi bir projem vardı. İsmail'e bir tane video yaptım. A'ları, B'leri boş bıraktım. Bizim şanları evet. Çıkarttım. Onu dedim YouTube'da yayınlayalım. Vitamin sevenler oraları kendileri okusunlar. Bir telefonla çekerek işte. İsmail bir tuhaf adamdır. Hop başka biri. Yanık geliyor. Hop başka biri falan filan. Fakat ajansımız bununla ilgili şöyle bir şey söyledi. Videoda olan kim varsa hepsinden yazılı izin almamız gerekiyor. Artık eskisi evet. Gibi değil bu işler. Evet, öyleymiş. Hepsinden ya da işte soruya gelecek olursak. Arkadaşımızın dediği gibi vitamin sevenlerin olduğu bir video yaptığımız zaman... Bütün bu insanların hepsinden yazılı izinler alınması gerekiyor. Aynen. Böyle bir prosedürü var. Yorucu. Hani almazsan problem çıkabiliyor daha sonra. O yüzden bu tarz kalabalık işlere çok girilmiyor ama biz de çok isteriz. Hatta buradaki kayıtlarda burada en azından seçilmiş olan 10-15 tane vitamin sever olsa da hani canlı bize alkış aynen yapsalar gibi şeyler yapabiliriz. Bunu hala yapabiliriz. Böyle bir kurayla falan. Bile yani. Evet kurayla falan burada seyircimiz noter olur. Noter huzurunda. Noter huzurunda. Çekiliş yaparız. Sevgili Reha Aherzambik. Telefonu çektiğim direkten diye bir nadide eser vardı. Ne oldu o demiş. O eseri istiyor herhalde. Duruyor aslında yerinde duruyor. Aslında bir İran vardı. Ona ne oldu ya? Evet. Onu sormak lazım. Biz de onu soruyoruz. Evet. Sevgili Melike Aloğlu. Abi Mersin'e ne zaman gidiyorsunuz demiş. Herhalde Mersin'e gittik. Bir daha ne zaman geliriz? Bunu Mersin Valisi Büyükşehir Belediyesi bilir. Mersin'de sevgili Mersinliler bilir. Herhalde yaza doğru gideriz. Ne yaza. Zaman orada gidip istek yaparlarsa, oradan da bize bu istekler ulaşırsa evet. Biz gidiyoruz güzel, yani. Güzel de bir akşam olmuştu, güzel de bir konser evet, oldu, güzel de bir gece geçirmiştik. Evet. Evet, keyifli bir yer Mersin. Güzeldi. Seviyoruz. Gelmek fırsatta. İsteriz. Evet. Nerede yani. Çıkmamızı istiyorsanız gidin oraya baskı yapın, biz vitamini istiyoruz deyin. Israrla. Israrla isteyin. Israrla isteyin. Evet. Sevgili Burak Esim, İsmail kim abi diye sormuş. Gökhan Semiz'in, rahmetli Gökhan Semiz'in dedesi. Dedesinin ama ismi. Tabii hikayede değil. Dedesini ama, anlatmıyor tabii. Evet, şarkı yani isim esinlenme. Esinlenme oradan. Bir de asıl önemli olan da parçanın alındığı yer It's My Life olduğu için. Yani It's My Life, evet. O İsmail diye yapmış yani. It's My Life, Mustafa Hayrettin diye yapmıyor. Evet. O yüzden yani. Hadi buyur. Sevgili Can Mustafa Asal. Evet. Albümlerin hikayelerini anlattığınız arşivlik videolar yapsanız çok güzel olur diye bir temennisini. Olur. Olur. Güzel fikir. Olur kardeşim. Tamam. Aynen. Olur. Sevgili Can Mustafa açığa çıkmayan klip görüntü de varsa paylaşır mısınız? O çok yani, zor ya. Bugüne evet. Kadar ortada olmayan. O çok zor. Yani onlar çeken yönetmenlerle bir yerlere gitti o ham klip görüntüleri. Onları bulmamız çok zor. Acar Bir Dal albüm soru işareti yapmış. Tamam albüme cevap verdik. Evet. Ali Rıza Aksu grubun ismi nereden geliyor? Neden vitamin kondu? İlk albümden sonra işte albüm patladıktan sonra insanlar çok merak ediyordu. Kim bu vitaminciler diye, kim bu vitamin grubu yani ya da işte bu albümü çıkaranlar kimler, yapanlar kimler diye. Çünkü çok enteresan bir şekilde bizim o zamanlar kaset vardı zaten. Kasetin ne zamanlar o zamanlar bayağı 90 milattan önce yani 90 yazı albüm kartonetinde böyle kıvrıldığı bir yeri vardır kartonetin daraldığı oraya minnacık yazmışlar isimlerimizi hani isimlerimiz de belli değil kimin bu arada kimin ne olduğu da belli değil Selçuk Botnik yazıyor mesela adamın lakabı diyoruz bu Botnik diyorduk Selçuk soyadı Botnik diye yazmışlar adamın soyadı da yanlış gerçek isimler yani. Ha yani bir de minnacık filan ya insanlar merak ediyor kim bunlar falan filan gibi sonra işte o zamanlar buralarda isim kullanabiliyor muyuz müessese ismi şirket ismi ya kullan her şeyi kullan Vakorama Taksim çok meşhurdur bilen bilir. Taksim'deki o Kazancı Yokuşu'na inerken ki Vakorama bir konser teklif etti bize. Bir ufak bir gösteri. Teklif etti. Bunu basına tanıtmak, bizi basa tanıtmak amaçlı yaptılar. Burada dediler yapar mısınız bunu? Bu performansı. Bu ufak bir performans. Sizi basına tanıtmak istiyoruz falan gibi. Biz de kabul ettik. Gittik. Girişe sağ olsunlar böyle büyük bir pankart hazırlamışlar. Girişte hoş geldiniz Grup Vitamin yazıyor. İdi. Baktık Grup Vitamin. Kaldı. Güzel tamam abicim uyar dedik kalsın bu böyle. Bundan sonra budur dedik. Böyle devam etti. Aa hikaye. Bak Korama yetkilileri koydu yani. Sevgili bu arada bir şey soracağım özür dilerim.
albüm yeni çıkmış, kimsenin haberi yok. Bak Koram'a niye çağırdı? Ben yaptım, şöyle yaptım. Şimdi bizim sınıfta Müge diye bir kız vardı. O Müge'nin arkadaşı da Vakorama'da gençlik yılı şey gençlik haftası yapıyorlar. Yani her böyle genç amatör grupları alıyorlar. İşte çıkartıyorlar o radyonun önünde. Radyo vardı orada içinde. Radyonun önünde. Ben Müge'nin o arkadaşıyla tanıştım. Ben o günü şeyde değişim stüdyosundan çıkıp oraya gittim. Derdimi de anlattım, her şeyimi anlattım. Ondan sonra o da işte, tamam dedi, görüşelim edelim. Tamam dedi. Sonra şeyleri aramış. Ufukları aramış. Meğerse onlar tanışıklık varmış onlarla. Onlar da tabii şey yaptılar. O zaman çıkıyorsak hep birlikte çıkalım diye. Öyle oldu. Öyle çıktık. Evet. Çok kibarca çıkalım. Bize ifade ettiler. Ben başka türlü anlatacağım da. Anlatma. Beraber çıkalım mı? Bize çok kibarca ifade ettiler. O zaman çıkıyorsak beraber çıkalım neymiş ya? Ya teklif bize gelmişti de biz biliyorsun zaten ilk albümden sonra bir ayrılık oldu. Bu ayrılığın devamında bu konser teklifi geliyor. Bize geldi. Daha sonra biz onlar da bu şeyin içinde olmak istediklerini ifade ettiler. Çok kibar bir şekilde. Canım benim. Biz çok kibarlardı. Kibar bir şekilde böyle bir şeyin çok mümkün olmadığını ifade ettik. Sonra onlar çok kibarca ısrarcı. Daha oldular. Kibar bir şekilde. Israrcı oldular. Çok nazik bir şekilde. Biz de bu kadar nezaketten, kibarlıktan sonra artık dedik, kırmayalım nazik bari. Nazik ve kibarlar. Kırmayalım bari. Acayip kibarlar. Yani işte. Çok. Anladım. Onlar da evle hep beraber çıkmıştı. Ama zaten kibarlıklarıyla meşhur insanlar. Ya öyle öyle. Hep etrafta öyle tanımlıyorlar. Evet. Sevgili Nisanur Avvuran çok ilginç bir soru sormuş arkadaşlar. Müzik sizin için ne ifade ediyor demiş. Konu bambaşka bir yere gitti şu anda. Say baştan. Herkes kendine sayesinde. Şimdi Erkan Oğur'un bir lafı vardır. Ben çok severim. İnsan var olma sebebinin müzik olduğunu anladığında susar diye. Ben susayım burada. O zaman sen de susacaksın. Yok ben de zaten hayatı ifade ediyor diyecektim yani. Benim hayatım yani. Sizin için? Ya ben de varoluşu temsil ediyordum diye düşünüyorum. Ve şöyle de bir şey söylemek istiyorum sevgili prodatör. Prodatör. Müzikten bir şey hissedemeyen, anlayamayan insanlara çok acıyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Öyle bir ilgisi, yani ilgin olmayabilir de bir şey çalıyor mesela. Onu hiçbir şey hissetmiyorsun. Anlamayı geçtim bak. Bir şey içinde bir şey hissetmiyorsun. Türden bahsetmiyorum. Hangi tür olduğu önemli değil. Ya da hayatım boyunca tek bir türden bir şey hissedebiliyorsun. Ne olduğu önemli değil. Şimdi kategorize etmek istemiyorum. Hayatım boyunca aynı türden hiç başka türlerle alakan. Yani hayatım boyunca drama seyrediyorsun sinema olarak mesela. Aynı yere. Hep drama seyrediyorsun yani. Allah Allah. Ya da Bir tek çiçeği aynı kokuyorsun. Aynı şey yemek gibi, aynı şey. Aynı çiçeği yani koklamak. Çok, başka çiçekler var, güzel kokan ve yemekler var. Bu bir gift, hediye yani yukarıdan. Evet. Yani bir özür gibi aslında bu. Anladın mı? Bir özür gibi bir şey yani. Hissiyatı yok, evet. Duygusu yok ki böyle insanlardan da genelde şey çıkar. Kötü insanlar çıkma olasılığı yüksek. Sevgili Nisanur, hemen akabinde de hiç pes etmeyi düşündünüz mü demiş. Yok, hiçbir zaman canım. Öyle bir şey değil ya. Mezara kadar. Pes etmemiz demek bizim dostluğumuzdan, müzikten, dostluğumuzdan bunlardan vazgeçmemiz demek. Olur mu öyle şey? Ya. Bir de enstrüman çalan insanlarız. Yani uzun zaman görüşemediğimiz olmuştur. Evet. Bir araya gelemediğimiz olmuştur. Ama herkes müziğin içinde devam etmiştir yani. Ama sanırım müzik o birazcık şeyle ilgili soruyor. Müzikle yani. İlgili değil de vitaminle ilgili bence o soru. İşte tamam ben de öyle cevap veriyorum. Ama ikisi için de tabii aynı cevap hani geçerli. Ya 70-80 lira dayasak yine aynı şekilde. Her türlü canım. Her türlü. Kesinlikle. Hep sürsün. Sürsün tabii ki. Evet şimdi sevgili Melisa Akozlu'nun bir sorusu ve temennisi. Öncelikle Pamuk ve Portakal'ın diyarı Adana'dan hepinize sevgi ve selamlar. Değil o kestane balının. Kestane balı. Neden Adana'ya gelmiyorsunuz abi? Geldik. Ama sonuçta o gelsek de bir daha gelecek misiniz diye soruyor sonuçta. Yani bu buraya gelecek misiniz soruları bizimle alakalı değil. Çağrılan yere gideriz biz. Yani biz bir yere gidip hadi bizi çağırır mısınız? Biz bizi sahneye gelmeyiz demiyorsunuz. Ya da bizi sahneye çıkarır mısınız diyecek halimiz yok yani. İnsanlar çağırırsa gideriz. Hatırlamıyor musun? Sabah 4'te gittik. Otelin önünde otelin yan tarafında ciğer yedik. Yani orada Adana'da
arkadaşlarını toplasın, şeyleri, dövizleri hazırlasın, sokakta vitamin istiyoruz şeklinde bir yürüyüş yaparlarsa. Ayrıca Adana'yı, Adana da güzel yer, seviyoruz bu arada. Evet. Güzel memleket. Adana'nın en sevdiğim şeylerinden biri ne biliyor musun? Havaalanı. Uçaktan iniyorsun, caddedesin. Aa, ne güzel. Direkt. Oldu. Evet, tabii. Öyle. Süper. Direkt aç, kapı açılıyor şey ve öyleydi. Koku geliyor direkt. Kayseri de öyleydi. Kebabın kokusu geliyor, kapı açılır açılmaz. Aynen öyle. Ve hemen caddeye çıkıyorsun direkt. Bir kere hiç unutmuyorum. Bir Ağustos ayında o zaman eski benim beraber çalıştığım bir partnerim vardı, yani müzik yaptım. Onunla beraber Adana'ya gittik. Bak, çok ciddiyim, hiç abartmıyorum. Uçaktan dışarıya çıktığım an pantolon bacaklarıma yapıştı. Terlemeye başladı. Bak, pantolon bacaklarıma yapıştı. Kot pantolon var üzerimde. Ama özlemişsin pantolonu. Attığım an pantolon üstüme yapıştı, yemin ediyorum. Böyle bir sıcak, böyle bir nem olamaz yani. Onda, orada her evde klima var. Her odasında hatta. Her evde. Odada. Başka türlü yaşayamıyorlar. Yaşayamazsın, mümkün değil. Sıcakta filan inanılmaz bir yer. Ama çok da güzel bir şehir. Ben seviyorum. O zaman yeni elektrik zambarından sonra Adana'da dostlarımız bu yazı çok eğlenceli geçirecekler. Evet. Evet. Tabii tabii. Harika. Fark etmiyor ki abi. Kışın da para alan, yiyen bir şey var. Yazın da parayı yiyen bir şey var. Artık fark etmiyor yani. Evet. Evet, sevgili Hüseyin Keskin demiş ki Elalarını klibinde Emre abi neden yoktu? Heh, anlat Heh, bakalım. Hadi bakalım şimdi. Haydi. O deminki ilk gelen soruyu cevaplamıştık ya, Sertaç Bey ile ilgili. Heh, evet. İşte sebep, benim sebebim oydu. Yani Sertaç varsa. Yani o klipte Sertaç'ın olmasıydı benim olmaman sebebi. Bağlantılı yani. Vay ne bağlantılar. Sevgili Kürşat Uzel de Antalya için aynı cümleyi kurmuş. Antalya'ya ne zaman geleceksiniz demiş. Biz Antalya'ya yakın zamanda hiç gitmedik. Yani işte bu senelerde gittik, çok gittik. Gittik. Hatta birkaç kere gittik. Holiston'a kaç kere gittik. Tamam, oraya gittik de. Gittik ama işte bu tarz sorular dediğimiz gibi çağırırlarsa gideriz. Bizim Antalya de... Kale için de çok seviyorum. Evet. Çağırsınlar gidelim vallahi, özledim. Vallahi gidelim. Antalya'ya çağırsınlar, orada yaşayalım ya. Yok. Yaşamak için çok sıcak. Bak, yani bizim için biz alışık değiliz. Ben çocukluğumdan beri Antalya'yı bilirim. Annem Antalyalı zaten orada de. Orada 3 sene yaşadım. Yok, yaşanmaz yok. Abi. Bana Ege'den sonrası sıcak. Sıcak. Bana sevgili yok, bana da öyle. CT Wright. Güncel bir ülke değerlendirme şarkısı gelir mi? Ülke durum değerlendirme şarkısı. Yani aslında, bir son durumlar diye bizim bir şarkımız vardı. Bir de kriz. O zamanın şeyini anlatıyorduk işte, durumlarını biraz anlatıyorduk. Selçuk'un dediği gibi son albümümüzde Kriz diye bir şarkı yaptık yine. Son durumları anlatan. Aslına bakarsan o 90'larda yaptığımız Son Durumlar şarkısını şu anda tekrar yapsak hiç yine bir şey değişmemiş gibi duruyor. Evet. Bir de ülkenin özgürlük standartları bir şeyleri eleştirmeye izin verir boyutta değil. Hani klasik, hani Levent Kırca'nın, evet. Olacak o kadarının yıllar boyu yapılabilmiş olması ama bir devirden sonra yapılamamış olması artık. İşte Metin Akpınar, Zeki Alasya, Devekuşu Kabare'nin darbe sonrası bile sahneye çıkabiliyor olması ama şu anda o kabareden bir sahneyi bile herhangi bir yerde oynayamayacak olmaları gibi bir sürü saçma sapan sebepten dolayı böyle bir şeyi yapmayı ne kadar istesek de hoşgörüsüzlükler diyarında olduğumuz için biraz elimiz geri gidiyor. Yani bir şey eleştirelim, şakasını yapalım istiyoruz. Yani bu şaka başka bir şey, küfrediyor olmak başka bir şey. Şakasını yapmak çok medeni bir şey, bir şeyin şakasını yapmak. Senin ne taraf olduğun önemli değil. Kendi tuttuğum parti, kendi tuttuğum takımla ilgili de espri yapabilirim, şaka yapabilirim ki yapıyoruz. Ama şu anda o özgürlüklerden biraz mahrumuz. Bunu yani. Sorduğun zaman herkes sana şöyle dinliyor. Niye özgürüz gayet diye, ama korkunç bir mahalle baskısı var. İşte verdik yani işte. Mahalle değil. Baskısı. Örneğini diyoruz, verdik. Evet. Özgürüz de niye kapandı olacak o kadar? Evet. Sevgili Tayfun K. Poster afişindeki maymun kim? Öğrenememiş mi daha? Öğrenememiş mi lan? Sensin, bir soruyla katılayım istemiş çocuklar. Yani, sensin lan o maymun işte. iPhone kumaş. Kol memiş Özge. Nasılsınız yok. Demiş ve kalp yollamış. Nasılsınız İyiyiz, demiş. Kol memiş Özge mi? Öyle değil o. Call me. Call me Miss Özge. Call me Miss Özge. Kol memiş. Ya. Ama yazılışı o doğru. Kol memiş Jandarma Genel Komutanı olan. Tabii. Tabii, Jandarma Genel Komutanı.
İşte bir sürü, şimdi bak dümdüz bir şey yazıyor burada. Ne noktalar tabii var, arada, arada noktalar yok, var, şeyler yok. Haklısın. Burada 4-5 okuma tarzı var yani. Evet. Yani oradaki en önemli soru o ya. Mesela bir tane soru. En güzel soru o yani. O call dedi cool mu? Call mi yani? Call. Beni Özge olarak call. Çağırdı yani. Yani. Cool. Bana diyor Miss Özge değil. Yani. Öyle. Sen kim yani. Diyor yani öyle. Özge, yani. Miss Özge diyeceksin diyor. Anladın i̇yiz, mı? İyiyiz. İyiyiz valla. Miss Özgeciğim çok iyiyiz. Burucu Begüm. 3 tane uyla. Burucu Begüm de Türküş Kovboylar Klibi'ndeki bıyıklı Tolga Sünter mi demiş? Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ana ara senin o klibi ilk defa izlemiş. Nasıl gülüyor sana? Kanka kız Mavet'in Moriyası. Evet. Türküş Kovboylar klibindeki bıyıklı Şerif benim. Evet. Öbür başka bir şey sormamış değil mi? Yok. Tamam. Öbür nasılsınız'a cevap verdim mi ben? Özge. Nasılsın? Hep buraya bak böyle telefonu. Özge. Oğlum telefonda değil. Telefonda değil oğlum. Mesaj yazmış. Mesaj yazmış. Tamam okey. Evet. Nasılsınız? Demiş. Tamam. Tamam. Bu sorular geldiği sürece çok iyiyim. Süper. Şimdi nasılsınız sevgili... Nasılsınız demiş ama çoğul sormuş değil mi? Niye? Ben kendi adıma cevap verdim. Çoğul nasıl cevap verir? Sen biraz önce cevapladın ya. Sen cevap verdin. Ben de iyiyim dedim. Ben cevap verdim. Ben de cevap verdim. Sen de cevap verdin mi? İyiyiz dedim. O da iyiyiz demiş. Sen ne dedin? Sen de dedin mi? Dedim mi? Sen dedin mi? Sen dedin mi? Ben dedim. Çok şükür. Ne dedin? Çok şükür dedin. Çok şükür. Tamam. Soru önemli yerden çünkü. Jandarma genel komutanı. Anladım. Casey Hayden. Casey Hayden he. Aklına bir sürü şey geliyor ama bir şey gelmiyor. O da. Vitamini seviyorum demiş. O da öyle. Biz de onu seviyoruz. Sağ olsun. Çok kalbi güzeliz. Tamam. The Hayden. Peps 61'de yeni klip olacak mı demiş. Yeni şarkı var mı sorusuyla bağlantılı. İşte elimden gelen şey içimin içinde onu hissettiğim an her şey arka arkaya gelecek. Sevgili Alper Taşçı, bir gün bu mekana Sertaç ve Murat abiyi davet eder misiniz? Emrah abi biraz zayıfla. Bu ne yahu demiş. Ya arkadaşım ben bunu anlamıyorum ya. Ben Selçuklu Emrah abi o kilolar ne öyle? Yazıyorlar altına yorum yapıyorlar. Sana ne abi? Sana ne? Seni rahatsız eden ne yani? Herkesin olması gereken standart bir kilo mu var? Vallahi sinirleniyorum ben buna. Ne oluyor yani? Adam o kiloda, o kiloda. Ne oluyor yani o zaman? Yok, Rasim Öztekin 70 kilo olsaydı 80'lerde babayı oynayabilir miydi? Oynayamazdı. Oynayamazdı. Neyin peşindesiniz yani? Hani kiloyu verdiler. Bu kiloyla yani insanların şekillerine takılmak nedir abi? Ayıptır bir kere ya. Ben kiloyu verdikten sonra şarkılarımız dinleyecek mi? Hani nedir ya? Ya da beni ha, vallahi sinirleniyorum. Göbek atarken mi görecek böyle? Ha. Hayır, bu şekilcilik nedir yani? O ne? O var zaten. Saçını öyle mi yaptın? O var zaten. Kılını tüy mü yaptın? Bu tip şeyleri, yaklaşımları ben sırf bir şey söylemek için. Ben kendimle küs değilim bir de bu var. Yaklaşımlar olarak alıyorum. Evet. Yani ben mesela bu tip yaklaşımlara kendi normal yaşantımda mesela bir bayağıdır görüşmediğin bir insan kız olabilir, erkek olabilir, önemli değil. Karşılaşıyorsun. Diyor ki mesela sana ya diyor Emrah diyor ne kadar kilo almışsın. Şimdi artık ben de şöyle yapıyorum. Kadınsa karşımdaki mesela bunu söyleyen ben de diyorum ki sen de almışsın. Yani bakayım hoş oluyor mu anlam yani. He, ya da şöyle yani bir şey desin. Duymak hoş bir şey mi hani söylemek? Yani bu. Ya da şöyle bir gerizekalılık şey? Mı hani... düşünüyor? Kendisinin farkında olmadığını mı düşünüyor mesela kilo aldığını? Yani belki görmemiştir. Ben uyarayım mı diyor yani. Ya da bu tip bir amaç şey ne yani? Farklı bir şey söylendiğinde falan. Ya işte baba yaşlanmışsın falan diyor mesela. Ya bir kadınsa bu mesela yine şey diyorum ya senin de diyorum bıyıkların çıkmış. Ne kadar güzel. Hayır yani bu hoş bir şey değil abi. Hani sırf bir şey. Sana mı düştü abi? Söylenen şeyler. Şimdi, o yüzden oraya o sorunun o kısmına atlayalım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben onun cevabını vereyim. Ben kendimle barışıp aynaya küs olanlar düşünsün. Abi niye? Hayır bu kötü aynaya bir şey. Aynaya küs sağlığını, olanlar düşünsün bak, abi. Bak sağlığını bozacak bir aşamada evet. Değilsen. Değildim. Kötü bir yani. Şey değil ki. Yok, o adama öyle. Yok böyle bir derdim olmadı. Kilo almışım vermişim. Yolda karşılaşmışsın adamla. Sana diyor ki yaşlanmışsın.
Ya oğlum gerizekalı mısın? Sen yaşlanmıyorsun. Sen niye şimdi bana negatif veriyorsun? Bir merhabalaşacağız, iki hoş kelam edeceğiz burada. Bu ne negatifliği yani bu? E sen de çirkinleşmişsin. Mi diyeyim ben? Sen daha akıllı bir şeydin. Bayağı gerizekalılaşmışsın. Mesela görüyor seni, adam senin 40 yıllık arkadaşınmış gibi atıyorum mesela falan. Eski arkadaşı da değil bu arada. Bu kiloları ver biraz diyor bir de. Ver biraz kilo ver diyor ya. Ver. Sanki biraz kilo ver. Kilo yeni ver. Tanışmışsın ama adamla. Tabii. O bizim millet olarak var. Biraz o kiloları ver biraz. Samimiyet. Hemen samimi ol. Hemen şey diyeceksin, burnundaki kılları al falan. Tabii derhal ya. Kilo. Ben de zaten bütün hayattaki derdim bu. Kilo verirsem bütün bu cümleler samimi cümleler diye diyorsun. Ya o arkadaşımız için söylemiyorum. Onun cümlesi neydi? Evet. Bir daha söyle onun cümlesini. Onun cümlesi Emre abi biraz zayıfla bu ne yahu demiş. Yani bu da güzeldi. Bu ne yahu derken ne demek istiyor yani? Çirkin mi diyor yani? Herhalde. Ayıp sana değil mi? Yahu. Ayıp değil mi kardeşim? Ayıp değil mi yani? Öyle değil mi? Sana ayıp ne değil yahu mi yani? Şu cümleyi kurmak ayıp değil mi Alper kardeşim? Bu ne yahu ne demek? Neymiş yani bu ne? Sinirlendiriyor beni. Neymiş yani? Bu ne yani şimdi bu? Bu ne ya? Ha bu ne ya? Otur müziği dinle. Bir Alper kardeşimi müzik görmek dinle isterim. Neymiş acaba? Evet. Müzik Allah dinle Allah kardeşim. Müziğime baksın. Kambercan. Telefonu çektim direktten şarkı reisinin söyleme ihtimali yüzde kaç? Yüz. %100. Yüz. %100. Güzel. Çok yakında. Pek çok yakında. Sevgili İrfan Tetik. Bu yeni konseptle salon turneleri düzenlemeyi düşünüyor musunuz? Tiyatro ya da konferans salonlarında seyirciyle sohbeti çok güzel olur diye düşünüyorum bu konseptle. Yani süper olur gerçekten. Evet, gerçekten güzel bir fikir. Ama işte bunlar hep organizasyon işleri. Evet. Bu söylediği tarz şeyler biraz belediye işleri. Evet. Ama gösteri merkezlerinde güzel olacak bunu şeyler. Bu şekilde sahneye de taşınabilir bence. Evet. Yani onun içinde ben onu da aldım. Evet, evet, evet. Bu şekilde bir sahne performansı olabilir. Hani full akustik. Evet. Full akustik. Böyle muhabbetli, çalmalı. Zaten yapıyoruz muhabbetimizi yani, ama daha böyle hani bir... Böyle bir genişletebiliriz. Yani, keyifli bir kabare sahne. Evet. Kabare tarzında evet, şey yapılabilir. Kabare yapabiliriz yani. Ve bununla ilgili de ben çalışmanız ve hatta bir şeyler yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Kendim arkadaşınız olarak. Ama bunların hepsi dönüp dolaşıyor. Yo. İçindekini hissetmesiyle ortaya çıkabilecek durumlar bunlar. B. Caner. Emrah abinin soyadı bir ara hep yanlış yazılıyordu. Kaset kapağı içlerinde üfürükten teyare klibinde vesaire. Emrah Anıl diye yazılıyordu. Anıl oluyordu evet. Bu yanlışla sinir oluyor muydu demiş. Hayır olmadım. Benim babama da uzun yıllar Avni Anıl'dan dolayı, rahmetli Allah rahmet eylesin, bestekar Avni Anıl'dan dolayı benim babamın soyadı da Anıl sanılmış. Çünkü Anıl bilindik bir soyadı Türkiye için. Tabii. Ama Anıl olduğu zaman bu çok bilindik bir şey Anıldır değil. Anıl'dır o demiş. Avni Anıl olduğu için hani Hüsnü Anıl'u da Hüsnü Anıl yapmışlar. Babama da yıllarca arkadaşları Hüsnü Anıl olarak şey yaptılar. Anıl olması beni çok bozmadı. Yani bunlara çok takılan bir adam değilim. Anıl ne demek peki? Bir anlamı yok olduğunu düşünüyorum. Hazır soyadı muhabbeti geçmişken hemen bir hikaye anlatayım. Belki de Anıl dediler orada şey yanlış duydu yazdı. Anıl oldu. Yani şimdi de Sünter ve Sünter. Bak hatta o onun altında olabilir. Bir dakika verir misin telefonunu? Bak Arda Girgin kardeşim yazmış ki Tolga Sünter Sertaş Demirtaş'ı aratmıyor. Allah korusun. Aşkın arıyor. Bir dakika. Tuğba'cığım kayıttayız, arasın mı biraz sonra seni? Öpüyorum, bay bay. Tamam, bay bay. Her yerde ya. Düşünsene ya, birisisin. Birisi seni arıyor. Oradan da o çıkıyor. Şimdi bak. Şimdi telefon çalsa onunla. Arda Girgin demiş ki. Ne demiş? Tolga Sünter, Sertaş Demirtaş'ı aratmıyor. Yani müthiş performans. Evet. Parayı hak ediyor. Hı-hı. Barlarda her telden çalıp solculuk oynayan dantellere müthiş gönderme. Evet. Entelim şarkısının dantelim altında. Dantelim. Sonra vitaminci diye birisi Sünger soru işareti koymuş. Tolga Sünger yazmıştı ilk bu Arda Girgin bu mesajı yazdığında. Tolga Sünger Sertaç Demirtaş'ı aratmıyor diye mesajı yazmıştı. Sonra vitaminci diye adından da belli ki bizim kadim bir koruyucumuz.
Sünger şaka mı yapıyorsun, okuman mı yok yazmış. Arda Girgin de soyadı muhabbetinden. Arda Girgin de demiş ki vitaminciye, yarım akıllı telefonların azizliği işte. Sünger diye çeviriyor. Sünger diye çeviriyor sen doğru yazsan da. Yazım yanlışına takılacağına, yazdığımı anlamaya şarkının mesajına odaklansan. Okumam anlamam var yoksa. Vitaminci tekrar girmiş. Demiş ki, peki eyvallah. Kızma canım. Sert olduysa sorry. Yine tam düzelmemiş ama olsun. Vitamin sağ olsun. Arda Girgin demiş ki, evet maalesef telefonda böyle oluyor. Bilgisayarda düzelteceğim. Gülücük koymuş. Sonra Yasin Berakoğlu gelmiş. Allah Allah. Demiş ki, ne zaman küfürleşeceksiniz diye okumaya devam ettim. Sonra dedim ki, lan bu adamlar vitamin dinleyen adamlar, yapmazlar öyle şey. Cansınız hepiniz, biz mükemmel bir ekibiz. Evet, güzel. Aa, güzel bağlamış. Arda da demiş ki, çok haklısın, vitamin dinleyen adama yakışmaz, yapılmaz. Soyadı muhabbetinden. İlk gördüğümde ben de harbiden öyle dedim. Ha şimdi. Ben onu okudum da bu kadar uzun İşte sonra yürümüş işte. Peki bende nasıl kayıtlısın biliyorsun değil mi? Ben tek nasıl? Tek yazıyorum. S-Ü-N-T-E-R. Sünterbop. Sünterbop mu? Sünterbop. Sünterbop tamam değil mi? Öyle değil mi? Sünterbop. Burayı kes istiyorsa. Kimse anlamadı. Kaldığın yerden geliyor. Ben devam edeyim. Buyur. Neler koyacak mısın Sünterbop'u? Tabii niye koymayayım ya. Ama sen hatırlıyor musun? Ne var ki Sünterbop'ta? Hatırlıyor musun sen onu? Şeye gittik ya çekime. Ha. Sen de gittin tam sen. Nerede durdum? Sünterbop'un oraya. Oraya yanına gittin. Neresiydi? Neresiydi? Sünterbop. Ne land? Vialand. Ha Vialand'te. Hadi beni çekin dedi. Sünterbop'un yanına girdin. Sünterbop ne, maketi mi vardı? Bir şey vardı. Sonra benim aklıma Sünterbop geldi. Ama güzel abi Sünterbop güzel. Ondan sonra birisi senin şey yaptı ya. Özgür kardeş tabii özgür yaptı Sünterbop'un şeyi. Güzel ne ya Sünterbop güzel canım bir şey yok. Evet. Ne lakaplar evet gördük ben biz. Ben de kendim de bir arada. Biz ne lakaplar gördük. Okudum sana da sonra. Kelly diyelim. Kelly. O da tamam. Yok ben aşağı doğru kendim okuyayım indim de. Abi sıradan hepsini oku boşver. Ritük gibi ya. Zaten okuyor. 15 tane sonra sevgili alt tarafı. Sevgili reis oyuncu. Şeyden sonrası bu değil mi? Evet, Anıl'dan evet, sonrası. Evet, Anıl'dan sonrası. Nasıl hem bu kadar eğlenceli hem bu kadar kaliteli hem de bu kadar mükemmel olabiliyorsunuz? Sırrınız ne demiş? Biraz övgü var bunun içinde. Canım ya sağ ol. Sevgi sağ var. Estağfurullah. Evet. Onun için şey dememiş mi? Ben bu kilolar dememiş mi? Yok. Allah razı olsun. Onun için ailelerimize de teşekkür borçluyuz. Aynen. Yani demek ki hem doğru dürüst büyütülen, eğitilen çocuklar olmuşuz ki büyürken de doğru dürüst büyümüşüz. Evet. Sağ olsunlar. Çok teşekkürler. Sohbetimiz, muhabbetimiz. Çok şükür. Güzel yerinde çok yani. Çok şükür yerinde. İnsancıl. Medeni. İnançlarımız ve değerlerimiz. Saygı. Değerlerimiz. İnançlarımız ve değerlerimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Kaybetmemeye çalışıyoruz. Aynen. Yani. Evet. Sevgili Özkan Girgin de Ata Demirer'le bir diye düşünüyor musunuz demiş. Yok. Yani Ata Demirer çok yakın arkadaşımız bu arada. Evet. Onu söyleyelim hemen. Ata Demirer çıktığı, katıldığı birçok programda, yaptığı birçok röportajda biz şahit olmuşuzdur ki bizden hep güzel bahseder. Çünkü geçmişimizde beraber olduğumuz zamanlar var Ata Demirer'le vitamin adına. Yani Ata Demirer'in de vitaminin işlerinin içinde olduğu daha zamanlar var. Turkish Cowboy'lardaki gazeli atan Ata değil mi? Mesela Turkish Cowboy'lardaki o gazeli atan da Ata'dır. Aynı zamanda başka kliplerde var galiba. Şarkılarımızın kliplerinde de bulundu. Orada da Ata var. Çok çok iyiydi. Şeyde çok çok iyidir aramız. Çok da severiz. Bu şöyle bir durum. Hani bir gün Ata'yla oturup bir şarkı yazabiliriz mesela. Hani bir araya gelebilirsek ama. Evet. Hani öyle bir makara, bir beyin fırtınası olur, bir şey olur. Ata'nın artık falan. Çok o kafalarda olduğunu hissedemiyorum. Yani. İşte yani eğer olursa. Olursa. Evet. Yani öyle bir şey olursa. Hani bir ortamda bir bulunabilirsek. Ulan hadi falan böyle bir makara kukara derken. Hani bir parça mesela Ata'yla yapabiliriz. Çok da aslında şık olur. Evet. Ama olursa. Yani dediği gibi denk hala oralardaysa çok, yani. Karaya çıkarsa yaparız evet, belki. Evet, çok evet, su evet, altında evet, devamlı evet, çünkü evet. Şu anda. Yani Selçuk yanında çok enteresan bir şey evet. Söyledi. Gerçi o zaman ben de fark etmiştim onu ama. Şimdi Turkish Cowboy'ların ilk versiyonundaki uzun havayı okuyan Ata Demirer. 2015 versiyonu. Vitamin albümündeki Turkish Cowboy'lardaki uzun havayı okuyan
Yine ata. Yine ata. Başka bir ata. Salih ata. Bizim biliyorsun canımız cicimiz. Allah rahmet eylesin. İkisinde de enteresan yani. İkisinin de uzun havasını atan kişi. Evet. Atalar. Ata. Buradan ata abimizi de rahmetle analım. Ata demişken işte bugünleri görmemizi sağlayan ata demişken aklıma geldi. Atamıza da saygımızı, sevgimizi sunalım tabii. Bugünümüzü sağlayan. Saygımız ona. Evet. Sevgili Korkut Cevahir, Gökhan abimizin zamansız güçünden sonra müziğe verdiğiniz aranın nedeni bitti artık kararı mıydı? Yoksa piyasa şartları mı bunu gerektirdi? Tolga Bey zaten grubun doğal üyesiyken her şeye rağmen 90'ların sonu ve 2000'lerin başında biraz daha aktif olarak giremez miydi mevzuya demiş. Aslında cevabı sorunun içinde kendisi vermiş. Evet. Gökhan'ın ani kaybıydı. Mevzu. Ara vermemizin sebebi. Yani cevap soruda. Yani hayatın esprisi kalmadı şimdi Gökhan gidince. Evet. Yaşamın esprisi kalmadı gibi oldu yani. Esprisi kaçtı işin. Tabii bu toparlamamız, bir araya gelmemiz. Bir de ben şahsi birkaç şey söylemek istiyorum. Yani bizim işimiz, yani hepimiz müzisyen olduğumuz için söylüyorum. Birlikte yapılan iş ve bu birlikte yapılan işten, birlikte yaptığın adamlardan birinin kaybı o işle alakalı gerçekten büyük bir zedelemeye yol açıyor. Abi bir de. Yani sıradan bir başka biri değil yani. Tabii. Bir arkadaşın veya bir aile büyüğün gibi değil bu. Birlikte o işi yaptığın adam, o işi yapmanla alakalı. Yani her bir şey yaptığında aklına o gelecek. Her bir sahneye çıktığında yan duran tarafta o duruyor olacak. Bunlar çok etkili döneler. Hem öyle, bir de normal bir şey yapıyorsan, yani bir Def Leppard olsan yine bir şekilde o acını yaşayarak sahneye çıkabilirsin ya da normal müzik yapan bir grup olsan ama sen sahneye çıktığın an gülümseyip espri yapıp aynen espri de değil yani gırgır yapması gereken bir ekipsin. Ekipsen bizim gırgır yapacak halimiz yoktu ki. Evet. Kalmadı yani bir şeyler yazmamız lazım. Yok çıkmıyor çünkü biz aslında Emrah'la Selçuk benden büyük. Gökhan'ın kaybında biz hayatta tam böyle sağlam olarak lan bir dakika biz bu hayatın içinde biz de varız. Hani o teenage, genç, uçuk kaçık havalardan çıkmamızı sağlayan bir olaydır yani o. Bir dakika deyip hayatın ciddiyetine varıp. Evet. Şimdi biz o hayatın ciddiyetinde olmamamızdan dolayı bir sürü vitamin eseri ortaya çıkıyordu. Bazı şeylerin ciddiyetine varıp bir dakika lan işte faturalar, zamlar, hayat şartları, politika, siyaset falan bilmem ne. O ciddiyete vardığın zaman biraz mizah köreliyor. O laçkalığı köreliyor. Ciddi mizahı da ben sevmem. Yani işte hani oradan siyaseti eleştirmek için yalandan bir espri yapayım. O değil yani gülmüyorsak bana espri gelmez o. Anladın mı? O durum Gökhan'ın arkadaşımızın söylediği gibi ani gidişiyle o olgumuz biraz durdu. Kartta yer kalmadı abi şunu bir. Ne zamandan beri? Yani birkaç dakika, bir dakikadır falan ama devam ediyordu. Konuşmanızı da devam ediyordu, kesmedi. Ha. Devam ediyordu, o da durdu şimdi. Keselim mi? Durdu yani. Ya bir keselim mi yoksa? Devam mı? Şey şu sorular bir az kaldı, 2-3 soru kaldı. Sevgili Burcu Söyler, artık roman havasına geçme vakti gelmedi mi? Telefonu çektim direkten ya da Panter Lami'ye ne güzel olur demiş. Çok yakında. Çok yakında. Onların çalımından öte aynı zamanda işte dediği o dipten gelen şeylerden biri de dipten gelen şeylerden biri de yine bir roman durumu var. Hissediyor musun içinde romanı? Hissediyorum. Anladım. Yalnız şimdi söylemeyeyim şeyini de sürpriz olsun bir de çalarlar malarlar. Tabii, evet dolu. Evet anında çalarlar. Yani. Oğlum ne olacak? Etraf hırsız dolu. Öyle. Maalesef ya. Çok hırsız oldu her taraf değil mi? Her yer hırsız. Sevgili Niyazi Mete Gürgen, Bol Vitamin Falan albümünden Bol Vitamin albümünden itibaren her albümünüzü hatta taklit albümlerinizi bile almış. Parantezine Gökhan Semiz'in 2, Selçuk Aksoy'un 1 solosunu da ekleyelim elbette. Hayır canım. Yaz konserlerinize gelmiş. Sağlam bir vitaminci olarak sormak boynumun borcu galiba. Tam 30 yıldır sizi dinliyorum. Ayrı ayrı cevaplamanızı istiyorum. Söylemekten en çok zevk aldığınız şarkınız hangisi? Gökhan abi aramızda olamadığı için onun adına da yanıtlarsanız sevinirim. Onun en sevdiği ya da en çok eğlendiği şarkı hangisiydi? Hepinizi öpüyorum. Bay bay demiş.
Vallahi benim bildiğim Gökhan'ın söylemekten en keyif aldığı parçamız Acaba Bu Ne Baba Bey'di. Hmm. Ben öyle düşünüyorum. Ben hep istiyorum ya. Acaba Bu Ne Baba Bey. Gökhan'ın en severek söylediği bizim şarkımız oydu. Yabancı şarkılardan en sevdiği şarkı Smoke on the Water'dı. Ondan sonra benim en keyif alarak söylediğim şarkı Baldız. Bir tanesi. Senin? Baldız ve Üfürükten Teyyar. Sen Üfürükten Teyyar'cısın, evet. Benimki mi? Evet. Turkish Cowboy'ları çok seviyorum. Turkish. Bundan böyle. Sonra bir de roman havaları var. Yani tam benim havalarım onlar. Evet. Sevgili Gök Tuğçe. Yani kısaltma olabilir. Gökhan Tuğçe olabilir, bilmiyorum. Ya iki kişi olabilir. Boşver. Ne oldu çok... Merhaba canım Vitamin. Sen kendini oradan da hırk etme. Hırpalama kendini oradan. Ya öyle bir... Şey yapıyorum yani. Yani çok anlaşılmasını istese anlaşılacağı gibi yazardı zaten. Evet, evet, Gök doğru. Tuğçe diyorsa evet. Gök Tuğçe'dir. İkili bunlar. Benim sorularım sadece Gökhan abiyle ilgili. Sadece Gökhan'dan konuşacağınız özel bir soru cevap sohbet programı yapar mısınız? Çünkü onunla ilgili her bir detayı bilmek, öğrenmek benim için çok kıymetli. Bak bugün iki tane güzel fikir aldık. Evet. İkisini de yapabiliriz. Bir tanesi... Albüm hikayelerinin anlatılacağı bir sohbet programı. Bir tanesi sadece Gökhan'dan konuşacağımız bir sohbet programı. Gökhan'ın geride bıraktığı anılar. Yani anlatabildiğimiz kadar anlatırız. Olur. Bu arada soruları... bu uzun boylu olduğu için. Tabii. 18 artı olur. Bu arada sorular yazmış. Yani Gökhan'la ilgili sormanızı istediği soruları yazmış. Ne, Gökhan'a mı soralım? Evet. Bizim yani, öleceğimizi mi düşünüyor yakın zamanda? Gökhan'ın hakkındaki programla ilgili istediği soruları yazmış. Ha. Yani tamam, onları o programa gittiğimizde şey yaparız. Şimdi cevaplamayalım. Aynen. Onları bir kenarda tutarız biz. O programı yaptığımızda o soruları cevaplarız kardeşim. Ve ciddi bir şekilde yaklaşık 25 tane falan soru yazmış arkadaşlar. Aa, tamam, o programı yaptığımızda hem bak bize de yardımcı olmuş, bir sürü soru sormuş demek ki. Süper. Evet. Teşekkür ederiz. Sevgili Ertuğrul Kalender dostumuz. Abiler, yeni besteleriniz var mı? Varsa kasetçinin önünde bekliyorum. Cevapladım. Kasetçinin önünde bekliyorum. Kaset güzel. Kaset ısrarla isteyecek. Ama şey, doldurma benim yapmasın. Benim orijinalini alsın. Israrla isteyecek. Doldurtmasın, orijinalini alsın. Abi bize bir 90'lık boş kaset doldursana ya. B-A-S-F. Burak Erdoğan. Sevgili Burak Erdoğan. Abiler selamlar. Kıyıda köşede kalmış beste olarak söylemediğiniz Vitamin eseri var mı? Yoksa hepsi söylendi mi? Gökhan abimizin İnan Ki Teksin eserini yeniden söyleyecek misiniz? Ne dersiniz? Yapacağız. Burada İnan Ki Teksin'i yaparız bu videolar içinde. Bizim yapıp da söylemediğimiz Vitamin şarkısı Gökhan'ın var. Yapıp albüme koymadığımız içmişim, dertliyim, bilsem ben ne. O parçayı cover yapmıştı Gökhan, ben yapmıştım aranjesini. Fakat sonra telif problemlerinden dolayı aranjesi falan da bittiği halde onu koyamadık. Ama Vitamin'de yapıp da koymadığımız, yapıp da söyleyemediğimiz adınsa... Ben bir evvelki albümden bir tane hatırlıyorum. Telifle ilgili yine bir sıkıntı yaşayıp kenarda bırakmak zorunda kaldığınız. Evet, doğru. İçli Köfte. İçli Köfte. İçli Öyle Köfte. Bir şarkı olduğunu hatırlıyorum. O tabii bir şarkının içinde 20 tane telif işi olduğu için o şarkıda. Ama onu da yine YouTube'dan dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Telif problemi çıkmadan. Bu arada bilmem haberdar mısınız, NFT diye bir mevzuat var. NFT'de mesela çıkmamış şarkılarınızı oradan özel olarak satma gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Evet. Bunu da hani şu an sohbeti geçtiği için söylüyorum. Evet. Telif İşleri nasıl acaba NFT'de? Hiç bilmiyorum ama... Yani MSG oraya da el atıyor mu acaba? Mesam çok birebir bir şey olduğunu biliyorum. Yani özel olarak satıyorsun. Biliyorum 100 kişi alıyor sadece. Evet. Yok, bir kişi bile alabiliyor. Sadece bir kişi. Ben attım rakamı. 100 kişi bir kişi fark etmez. Lütfen daha fazla müzik yapın. Sizi izlemeye doyum olmuyor demiş sevgili Emre Sağlam. Sağ olsun. Emre Sağlam da tanıdık. Tanıdık simalardan. Sağ olsun. Güzel arkadaşlardan. Evet, geldik son iki... Evet. Sorumuz arkadaşlar. Sevgili Tunga Tigin. Evet. Selçuk abi, Eskişehir'den selamlar. Biliyorum. Seni dinlemek için çok geldim ama kısa sürdü Eskişehir maceran. Evet. Acaba neden? Demiş. Kaplumbağa deden diye. Kısa sürdü, o özele giriyor. Evet. Onu anlatmayayım.
Ama güzeldi. Güzele girenleri anlat. Güzel yerde çıktım. Güzel yerlerde arkadaşlıklar kurdum. Çünkü ben oranın yabancısıydım. Hatta yani bir şeyler için gitmiştim. Bir şeyler için sonra gittim. Bir şeyler bitti. Bitti. Hiç anlaşılmadı. Geri döndüm. Ve ama güzel. Şeye gitmişti. Satranç turnuvasına gitmişti. Satranç turnuvası bitince döndü. Aynen. Ama güzel günler oldu. Yani güzel miydi? Eskişehir çok güzel günler göreceğiz. Çok güzel bir yer ve hani şey bir kere üniversite şehri. Yani onun ayrıca belediye başkanı sevgili Yılmaz Büyükerşen çok güzel yaptı. İnanılmaz çok büyük bir işler yaptı. İnanılmaz güzel. Çok büyük işler yaptı. Ve işler. Her yerde böyle kendisinin yaptığı heykel tıraş biliyorsun o özelliği o. Her yerde onun heykel tıraşlarını da görebiliyorsun. İşte o köprülerin hep şey dizaynlarını hep ve bildiğim kadarıyla dünya şehircilik şeyinde de evet ödül aldı. Ödül aldı. Eskişehir çok güzel. Eskişehir'i bu kadar toparlayabildiği için. Aynen güzel. O yüzden çıktım, olabilir. Çıktığım yerde de çok güzel karşılandım. Beni çok iyi ağırladılar. Eskişehir ya. Benim için de özeldi. Ama yani çıktığım yerde de beni gerçekten bağırlarına basmışlardı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yakın bir gelecekte şeyde onu bir, da söyleyebiliyor muyum? Benim bir odun pazarı. Ekstra mı? Böyle bir iki günlük. Bir odun pazarı seyahati nasıl kafamda düşünüyorum ama. O da kendi anı. Şimdi arkadaşlarıma da şimdi söylüyorum. Yani bir odun pazarı durumu olabilir. Evet. Aklınızda bulunsun. İş mi teklif ediyorsun? Hayır hayır bir gezmeye. Ben şey, gezmeye. Küçük bir saat söylemek istiyorum. Bir iki günlük. Burayı kesmezsin. Ben Eskişehir'de batı yakasında çıkıyordum. Bak yine batı yakasında bir... Tabii sen batıcı bir insansın. Evet mekanda çıkıyordum. Onlara da çok çok büyük teşekkür ediyorum gerçekten. Onlar ben de ilk şehir dışı işimi Eskişehir Porsuk Oteli'nin Porsuk çayının yanında hemen orada Ersan Erdura'yla çok olaylıydı yani. Değil mi? Çok keyifliydi. Keyifli keyifli orası. Evet arkadaşlar. Eskişehir güzeldir. Evet buyurun. Günün son sorusunu günün sizlere son sorusu. Sevgili Barış Keleş'ten geliyor. Evet. Ahmet ya da rap vitamin gelir mi? Rap vitamin bizim şey değil mi ya? Bol haşhaş, bol kokain işte. Evet. Ay nasıl yani, biliyorsun bunu ya? Nasıl söylüyorum ya? Ağzımdan kaçtı. Şu anda söyleyemez. 90'larda söyleyebilirsin 90'lar ya. 90'lar falan. Sen ne bileyim ben. Nasıl söyleyebilirsin? Eskiden öyle bir şarkı var diye. Ağzından söyledim. Bol haşhaş. Eskiden öyle bir şarkı var diye ben. Vallahi ya. Küfür et sen daha. Yok ne? No haşhaş. Parçamız var biliyorsun. Şey değil, kalk. No haşhaş, no kokain. Kalk böyleydi böyle. Neydi o? Bir dakika şöyle bir şeydi ya. Ha, orada daha başka şeyler var. Öyle bir şey yeter abi daha ben durmam ya. Ben de durmam. Neydi? Moderatör. Ben gidiyorum. Bu kadar olmaz. Ben de mi gideyim? Ne yapayım? Ya, o benim eski dostum. Ben biraz daha bekleyeyim. Elinde kalsın. Şahane ya. Hadi ben de gidiyorum o zaman. Hadi. Çanahan ten. Yok o şarkı değil o. Takılsın. Takılsın. Bırak sen onu. Neydi? Biz bizim hala ananızın margarinini mi kullanıyorsunuz? Şarkı daha yeni başladı. Neden hemen hatırladım. Yemiyor değil mi oraları söylemek? Hatırladım. Hani hatırladım evet.